Türk futbolunun gittikçe kaotik bir hale gelen yapısı gerçekten içler acısı. Bu sezon Türkiye liglerinde yaşanan saçmalıklar yazmakla bitmez. Hakem yumruklamak mı istersin, takımını sahadan çekmek mi, yoksa birbirine giren futbolcuların yumruk ve tekmelerinin havada uçuştuğu maçlar mı, ya da en sonunda olduğu gibi sahaya giren taraftarlar ve taraftarları yumruklayan futbolcular mı? Hepsini tek bir sezona sığdırmayı başardık. Peki bunun karşılığında TFF ne yapıyor dersiniz? Koca bir hiç geçiştirmelik basit cezalarla olayların üstünü örtmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Ha pardon, bir de her bağıranı susturmak için ha bire yeni icatlar çıkarıyor. Önce hakemlerin kararlarını yayıncı kuruluş aracılığıyla MHK başkanına değerlendirttiler, onun da cılkı çıkınca bu sefer de var kayıtlarını açıklamayı seçtiler. Peki bunlar ağları kesti mi? Tabii ki hayır. Kavgadan beslenenler bu sefer de MHK'nın kendi içindeki toplantısının bir kısmını sızdırdı, TFF akşam olmadan tamamını servis etmek zorunda kaldı. Bu hareketi jet hızıyla yapan TFF, niye ise bir türlü Trabzonspor Fenerbahçe maçının disiplin sevklerini yapamadı. Fenerbahçe tarafı, takımı ligden çekeceğim, der, Trabzonspor başkanı, biz ceza alacağız ama tek başımıza olmaz, diyerek aba altından sopa gösterir. TFF de oturur, ne yapacağız şimdi, diye kara kara düşünür sonuç bırakın izlemeyi konuşması bile keyifsiz bir hale gelen Türk futbolu. Sonra bir de yayın ihalesinde ortaya çıkan rakamları beğenmezler. Ya kim niye sizin bu kaos futbolunuzu satmak istesin? Size maçlarınızı yayınlamak için para veriyorlar ya, yatın kalkın dua edin. Ne saha zeminleri düzgün, ne ortaya konan futbol. Bir de üzerine her hafta birbirlerine hakaretler yağdıran yöneticiler, boksingine dönen stadlar. Bunların üstüne kulüpleri habire borç batağına sürükleyen, Türk futbolunun sevilesi birkaç kulübünü amatöre doğru sürükleyen futbol cahili yöneticiler. İnsan düşünmeden edemiyor, futbolu sevmek için yanlış coğrafyada mı doğduk diye.